Merhaba efendim. Her zaman bu üç arkadaşla aynı sofrada, aynı masada oturup sohbet etmek istemişimdir. Ve şimdi onlarla birlikteyiz. Neler konuşacağız? Doğudan batıya yazılan kitaplar, yapılan işler ve hayatları. Efendim hoş geldiniz. Hoş Nevzat Bey, Nevzat Sayın. E, ünlü mimarımız. Herkes bilir. Türk Türkiye'de müthiş eserleri vardır. E, da Yazar komşumdu bir zamanlar, şimdi taşındı moda'ya taşındı. Şahane iki kitabı var, onu konuşacağız. Ve onların sevgili arkadaşları tasarımcı Emre Senan. Merhaba. Merhaba. Onlar İzmirli. Evet, onlar İzmirli. İzmir'i konuşmayacağız ama bugün İstanbul'da neler yapıyorlar? Ee, bu arkadaşlıkları nasıl devam ediyor? Biz biraz içeride otururken. Aman efendim neler konuştular, neler ben onları not aldım kafamda. E, hepsini soracağım. Önce Serhan'cığım bu yazmış olduğun son kitabından başlayalım. Çünkü arkadaşların da o kitapları okumuş, notlar almışlar. Biraz <laughs> kitap hakkında ve içindeki tasarımlar hakkında konuşmak istiyorum. Bilgi Üniversitesi'ndesin değil mi? Evet, Bilgi, Biraz üniversitesi, bilgi üniversitesi 23. yılında devam ediyor. Oh! Ee, Kendimden bahsetmek çok zor zaten. <laughs> Hayır üniversitedesin. Üniversitede neler yapıyorsun? Sen e, sanat ve kültür üzerine dersler, dersler veriyorsun. Ders veriyorsun ama siyasal bilgiler mezunusun. Mezunuyum. Değil mi? Evet. 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 Ama evet. araya yok kanunu girdiği zaman bir 13 sene özel sektörde de yöneticilik yaptım. Aa yaptın mı? Evet. Aa öyle. Ama yazdım, çizdim arada. Nevzat Şahittir bir kısmı. E duramıyorsun yani. Devamlı yazıyorsun zaten. Başka başka şeyler hepsi <laughs> bu kadar kitap gibi değil. Eee Sonra da işte boş zamanlarımda gene pazar günü yazarı veya şairi olarak faaliyet gösteriyorum. <laughs> pazar profesyonel günü şairi. Bir, profesyonel bir faaliyet değil benim için yani. Ee, ama hoşuma gidiyor, devam edeceğim. Kal ama Zaman kaçırdıkça hep onun içine devam edeceğim. Ama şunu söylemek isterim, herhalde siz de katılırsınız. O amatör ruhun getirmiş olduğu ee, büyüklük ve... Görkem bambaşka bir şey değil mi? Her şey profesyonel olursa yani birazcık yerlerde sürünebilir. Ben o yüzden zaten çok yazarlığın profesyonelliği diyorum. çok kolay değil. Değil değil mi? Ama birçok profesyonel yazar var ama söyleme sahip ama. Kursları da var. Kursları da var şimdi. Moda oldu hele. Evet şu <laughs> evet, kitabından bahsedelim. İzmir'den bahsetmek zorunda. Tamam peki İzmir'de <laughs> <nene> başla <başlıyor> zaten. <gülüyor> <Karşı> <gülüyor> doğru, doğru. Hayır çünkü evet. e, yani e, Tesadüfen böyle ikisi peş peşe geldi. Biri evet. şiirler sürüyordu. Evet. E, fakat bir kitap okudum. Hmm. Benjamin'in 1900'lerde Berlin'i yazdığı, çocukluğunu anlattığı kitabı okudum. Ve onun üzerine kendi kendime... Ben şöyle kitapları da gösteriyorum. Çok teşekkür ederim. E, bu mümkün mü diye sordum. Bunu okuduktan sonra insan hala çocukluğunu yazabilir mi diye kendi kendime sordum. Ve onun üzerine bu denemeler çıktı. Hmm. Nesneler üzerine denemeler, hayatımızdan giderek eksilmeye başlayan nesneler üzerine denemeler çıktı. Hmm. Niyetim çocukluğu yazmak değildi ama ikisini bir araya getirince benim söylediğim bir şey var. Çocukluğumu soyundum diyorum. Ya ne güzel bir tabir. Çocukluğumu soyundum. Üçümüzün de çocukluğu evet. aslında bir yandan. Evet. Ve 50 yıl geriye giderek yani şeyi en azından nesneleri 50 yıldan daha yakın olan hiçbir nesneyi yazmadım. Şimdi nesneler deyince de akla şöyle şeyler gelmesin. Hı hı. Mesela akşam gece olunca yanarak uçan leylek kanadı diye bir nesne var. Nedir o? O bir reklamdı. Ama bir nesneydi aynı zamanda. Bir banka reklamıydı. Gaga'sında insanlara konut vaadeden bir bankanın reklamıydı ama çok şey ifade ediyordu Körfez'den evet, kıyıya doğru baktığımızda şey. müthiş bir şeyi vardı. Çünkü gerçekten de neonları uçuyordu bir noktadan sonra. Veya ne bileyim bisiklet tamircisinin nikelajı diye bir nesne var. Yani o nesneler ah benim çocukluğum nesneleri değil. Biraz çocuğun Biraz yazarken ortaya çıktı aslında çocuğun belleğinin dille, dillerle yaşanan ortamla ve nesnelerle ilişkisi üzerinden gelişti. Biraz da Yazdıkça öyle. Çıktı öyle gelişmesini, evet. Çıktı, ha? öyle mi? yazının kazısı diyorum ben ona. Kazdıkça, yazıyla kazdıkça ortaya çıktı aslında. Evet. Güzel tabirler bunlar. Öyle mi? çok beğendim ya şey beğendim değil de bunları not almak lazım ya hakikaten hem öğrencilerine de şimdi gıpta ettim yani şu işte... İzleniyorlar <laughs> acaba öğrencilerim kitaplarla <laughs> emin değilim ama, ama umarım güzel, umarım öyle umarım ya öyle. işte bu yazarlar çizerler mimarlar falan ben hayranım efendim daha sizden daha neler çıkacak bakalım bugün çok şey öğreneceğiz evet buyurun devam öyle şiirler zaten sürüyordu hmm. onlar da otobiyografik özellikleri olan İzmir kelimesi birkaç kere geçiyor. Ee, belki sinmiştir yazıya ama İzmir üzerinden ve İzmir anlatmak üzere değil. Çocukluğa sinen bir İzmir var. Ee, İzmir'in de belli bir yeri. Ee, bir, bir başka şiir mesela e, Edip Cansever'in anısına adanmış durumda. Eee Bridge oynayan kadınlara adanmış durumda. Benimkinde de o ayıklayan kadınlar var. Hmm. Bridge mi? Bezik mi? Bezik mi? Bezik. Bezik. Hmm. Evet. Ne güzel. Ona adanmış bir şey var. Nevzat düzeltti o devam etsin. <laughs> o, o okuduğu için ve sizi, birbirinizi çok iyi tanıdığınız için lütfen benim soru sormama ve programın gidişatına engel olacağım falan... Demeyin lütfen birbirinizle. Yok konuşalım. biz mahcup insanlarız. Estağfurullah efendim, estağfurullah hani bu kitabı bir yazarın kendi ağzından hakikaten anlatması zordur. Bir başkası tarafından söylenecek çok söz vardır. E, Nezat Bey birazcık kitap üzerine konuşalım o zaman. Birlikte kitap üzerine biraz ben konuşalım. Ben okumadım. Bana ben daha yeni aldım kitapları. Siz bugün okumadınız bugün aldım. Siz okumuş durumdasınız evet, tabii. biliyorsunuz. Tanıyorsunuz. E, kankasınız. Annelerimiz tanışıyor. <laughs> annelerimiz tanışıyor. Babalarımız, ya, annelerimiz tanışıyordu. Biraz önce annenizden bahsettiniz siz. Evet. E, Allah uzun ömür versin. 93 yaşında imişler. Sağlıkları, sıhhatleri de yerindeymiş. Fena değil. Ee, Bu özel hayata girmiyor herhalde. <laughs> ee, şahane bir şey. Onun öyle güzel bir annenin evladı olarak hmm. e, ve İzmirli olarak siz de bir şeyler söyleyin efendim. Yani daha size çok sorular soracağım ama e, biraz önce konuştuğumuz için. Ee, şimdi ben herhalde bu kitabı e, herkesten çok fazla merak ediyorum. Çünkü benim çocukluğumun coğrafyasında geçiyor. Muhtemelen ben orada onun yaptığı kazıyı yapsaydım en azından oradaki nesnelerin yarısını tuttururdum diye düşünüyorum. Ne dersin? Olabilir. Kuvvetle muhtemel hatta üzerine eklenebilirdi. Ben Kesinlikle. eklemeye çalıştım ve ekleyebiliyorum. Ben. Bunları yapıyorum bir de ekleyebiliyorum. Hı hı. Başlarken ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tipiktir tabii, tabii, ama tabii. E, özellikle Ahmet Doğu İpek'ten başlamak istiyorum. Siz gösterdiğiniz zaman evet. e, kitabın içindeki nesneleri de gerçekten bir çocuğun, o kendisi karalama diyor ama e, çizimleriyle yaptı ve e, çok değerli bence katkısı. Çünkü... Neden Ahmet Doğu İpek? O da mı İzmirli? Değil, değil, değil. Neden seçiminiz? Ee, neden? Nasıl karşılaştınız? Bizlerden çok küçük olmasına rağmen bizler gibi bir insan olduğu için. Çünkü sanki biz bir değiliz ama <laughs> e, hayata yaklaşımı, merakı, kendi kendine sorular üretmesi anlamında e, ben önemli buluyorum ve ben bu meseleyi ona götürdüğümde bu nesneler zaten tarif edilebilir nesneler değil. Anlatabilirdim bazı şeyleri ama anlatmak da istemedim. Sen oku ve karar ver dedim. Yani nasıl bir şey yapacağını. Düşündü, birkaç ay düşündü hatta. Sonra ben ben okudum ve kaydettim sesimi. Kitabı baştan sona okudum ve o karalama dediği o benim sesimi dinleyerek bu karalamaları yaptı. Belki sonra birkaç tanesini de gösteririz. Başlık evet. nasıl durduklarını. Ee, ve bence e, yani, bu kitaba bir de nesne olarak kitap anlamında değer katmış oldu. Onunla da yetinmedi. E, aynı zamanda şiir kitabının da kapağını yaptı. E, ama birkaç kişiyi saymam lazım. E, birisi, Nevzat daha yazılmadan e, eksik olmasın, eleştirilerini eksik etmiyor. Benim söylediğim bir şey var çünkü. Eleştiri çok değerli. Eleştirinin iyisi ve sayıcısı çok değerli. Bir zamanlar bir ilk şiir kitabım çıktığında şey demiştim. Şairin iyisi kötü okurunu bekler demiştim. Çünkü eline sağlık falan çok kolay denebilir. Şahane olmuş falan. Ama öbürü ya şurada bir şey eksik. İlk kitabım için Uruç Aroba mesela noktalar virgülleri koymuştu. Benim de tam koymak istemediğim yerlerde. O zaman insan ne yaptığından emin oluyor onun için hani burada diye değil ama Nevzat çok önemli Çiğdem Uğurlu beni yayıncım Cemileri ile tanıştırdı Cemileri okuduğu andan itibaren sahiplendi ve Everest yayınları adına müthiş bence yani çok tertemiz bir iş çıkardı ve bir yandan da bu aklı bana veren Enis Batur hepsi Ahmet'ten başlayarak hepsi çok önemli konuşmanın Akışına kapılır da unuturuz diye ben şimdiden söylemek istedim. Bir kere çok şanslısınız efendim. Öyle isimler saydınız ki Türkiye'nin aydın ve entelektüel dünyasında ve işini çok büyük titizlikle yapan ve edebiyata ve sanata önem veren, önemseyen, karşısındakini de önemseyen kişilerden bahsettiniz. Bunlarla bir arada bir şey yapmak müthiş bir şey. En genci Ahmet Doğu İpek tabii. Ee, ben Ahmet Doğu İpek'i e, tabii yapmış olduğu eserlerden e, takip ediyorum. Soyut bir şeyi, soyut bir kavramı nasıl resimleneceği ve nasıl ortaya konulacağı üzerine e, değişik bir yaratık diyeceğim <laughs> Ahmet Doğu İpek için. Doğru. <laughs> ya Evet insanın düşünemeyeceği bir mertebeden giden bir çocuk, buna da sanat deniyor zaten evet. bence. Kendisini sanatçı olarak da addeden bir çocuk da değil. O mütevaziliği, sakinliği, sözcükleri değil, çizgileri kullanarak kendini ifade eden. Ben eleştirmen olabilir miyim acaba? Sadece bakın <laughs> Şu bu, <anda> kadar. <laughs> bu kadar. Bu kadar. Bu çocuğa karşı özel bir sempatim var. Tanışmıyorum. Sadece takip ediyorum. Değerli bir çocuk. Ve çok çok bulunanlardan değil. İnsanların bizden de daha olgun olduğu kesin. E yetiştiği yer olabilir. Siz İzmirlisiniz. O İzmirli evet. değil. Yani bilerek sormuştum o da mı İzmirli diye değil ama. Bir de birlikte iş yapma meselesi biz Nevzat'la çok azar <laughs> yapmışızdır dedikodusu da olmuştur ama çok yaygın bir şey değildir. Herkes kolay kendi değildir. köşesine kapanır ve yapar. Kolay değildir bir de kolektif çalışmak da Türkiye'de. Evet, Hele çok bu tür biraz farklı kimliklerin bir arada oluşması hiç kolay değil. Siz bunu daha da iyi biliyorsunuz. Sizin işiniz zaten Kalabalık. Of, ne kalabalık? <laughs> Belki ama ne? şimdi Serhan'ın açtığı yer bence çok önemli. Şu birlikte bir şey yapmak meselesi. Ee, Serhan'la birlikte, Emre ile birlikte benim denemelerim var, birlikte yaptığımız işler var ve o, o paylaşım ve bir arada bir şey üretme meselesi insana hem kendisine, Serhan'ın biraz önce söylediği gibi hem kendisine hem yaptığı işe başka yerlerden bakmayı gerektiriyor. Hı. Ya bu bu beraber yapmanın zenginleştirdiği yer biraz öyle bir yer. Yani bir şey size bir ayna tutuyor ve onun üzerinde zaman zaman tartışarak, zaman zaman aynı şeyleri söyleyerek, zaman zaman bambaşka uçlara savrularak. Şimdi bu çok önemli. Bir de konuşmaya başlarken amatörlük dediniz. Ben bana hep ayrım neresi gibi gelir çünkü gerçekten de yazı yazmak mesela amatörce olabilir. Mimarlık yapmak olabilir mi? Çok zor. Olamaz. Emre'nin yaptığı gibi sanat yapmak çok amatörce olabilir. Ama oradaki amatörlük benim için şöyle bir şey taşıyor. Kendine yapmanın adı amatörlük. Yani profesyonellikle amatörlüğü ayıran şey ne olabilir diye desek, bir küçücük bir şey söyle desek herhalde kendine yapmakla başkalarına yapmak arasındaki ayrım olur. ...dur diye düşünüyorum. Ya yani bu, bu bu bana çok önemli geliyor. Buradan bakınca da Serhan'ın yaptığı bu çocukluk nesneleri e, gerçekten e, benim için de çok etkileyici bir şey oldu. E, oradaki nesneleri ...tanıdığım, bildiğim halde anlatma dili onları e, nasıl anlattığı, nasıl hikayeleştirdiği. ...gerçekten de onları çok başka bir yere taşıyor. Şimdi eşanlı olarak çıkmış... ...bir de bir şiir kitabı var. Dökmeden Sayılan Zaman. Şimdi iki kitabı ayrı ayrı okudum. Önce Çocukluk Nesnelerini okudum. Sonra bunu ve biraz önce Serhan'ın söylediği gibi... ...her ikisinden de birçok şeyi ara ara okudum. Başından sonuna kadar değilse de ara ara okudum. Şuna bir baksana diye gönderdiği şeyleri. Şimdi bu ikisini birlikte okuyunca çok yakın zamanlarda çok ilginç bir şey fark ettim. İkisi iki kitap birbirinin içinde duruyor aslında. Yani sadece anlatma zemini, anlatma yöntemi, anlatma üslubu, buna ne diyecekseniz zaten ve birbirlerine gidip gelen şeyler farklı dillerde anlatılıyormuş gibi ve bazı terimler, bazı kavramlar, bazı kelimeler, bazı şeyler iki kitabın arasında oradan oraya gidip geliyorlar. O da şunu düşündürüyor bana. Yani bu dünyayı eğer nesneler üzerinden anlatacaksak ve insan odaklı anlatmanın dışında bir dünya da olabileceğini yani bütün nimetlerin insanlar için yapıldığını ve insanların her şeyi bildiği gibi kullanabileceklerinin dışında bütün varlıkların canlı cansız bütün varlıkların animistik bir görüşle kendi ruhları ve hayatları olduğunu düşüneceksek eğer e, buradaki nesneler ikiye ayrılıyor sanki. Bir tanesi gerçek nesneler, bir tanesi ise ancak duyusal diyebileceğimiz bazı duyularımızla algılı sesler mesela. E, ama onlar sadece gerçek nesnelerle oluşabiliyorlar ama gerçek Olmadıkları halde biz onları hissedebiliyoruz ve alabiliyoruz ve öyle bir yere geliyor ki iş bazen gerçek nesneden daha güçlü bir yerleri ve dur pozisyonları oluyor ve iz bırakıyor ve kesinlikle izi o bırakıyor çünkü o duysal nesneyi oluşturmak için gerekli olan gerçek nesneler bir araya gelerek bunu yapıyorlar. Ve sonunda onların toplamından daha büyük bir şey çıkıyor ortaya. Ondan da daha büyük olan onun yarattığı his ve bıraktığı iz haline dönüşüyor. Şimdi bu iki kitap bana sıkı bir biçimde böyle bir şey getirdi. Şimdi burada çocukluk nesneleri gerçekten gerçek nesneleri anlatıyor. Dökmeden sayılan zaman ise duysal olanı anlatıyor. Ve bazen aynı şeyi okuyorsunuz ama başka bir zeminde ve onlar böyle birbirlerinin üzerine geçerek aslında iyice derinleştiriyorlar konuyu. Onun için çok kutlanacak bir şey açıkçası her şeyim. Konuşuyor <laughs> oldum, değil mi? Eleştirmenler çoğalıyor masanın başka, etrafında. yalnız bir şey söyleyeyim. Seni de seyrediyorum bu konuşmayı Bambaşka bir şey oldun. Benim tanıdığım Serhan değilsin dinlerken. Çok acayip. Öyle bir dinliyorsun televizyonun ki televizyonun büyüsü mü? Hayır, benim yani benim ben seni öz, gözlüyorum. Bambaşka bir e, kimliğe bürünerek izledin. Dinledin. E, çok önemli şeyler söylüyor. Ama Fransızların evet. iyi bir lafı var ben söylemeyi bak, seviyorum. Hı. Şiirini sevdiğin şairi tanımak, patesini sevdiğin kazı tanımaya benziyor. <laughs> Gene Ama de, burada tersi. Gene Siz de, söyleyeyim, gene tersi. de söyleyeyim yani. <laughs> Ama burada ters dönüyor. <laughs> Tanıdığın kızın patisini <laughs> seviyorsun. Ama orada acıklı bir şey çıkıyor. <laughs> evet, evet değil mi? Şimdi şu kitabın içinden birkaç bir şeyler okumaz mı? İstemez misin? En zoru aslında ben bunu yapmak istiyorum. Bu soru çok hoşuma gitti. Nedeni de şu. İmza günlerinin başka bir şekle dönüşmesini öneriyorum. Çünkü evet, böyle kitaplar Aynen. diziliyor Hı. burada da insanlar diziliyor herkese de sevgilerle Ayşe Fatma'ya evet. diziliyor. Kitaplar Söyle. raflara gidiyor. Evet. Ondan sonra da unutuluyor. Sahaflara bazen de kağıtçılara gidiyor. Evet. Onun için onun yerine okuma seansları düzenlemek istiyorum. Peşke. Şimdi ben yapacağım da İstanbul, Ankara, Ayvalık, Eskişehir böyle Peşke. devam. Bursa falan diye yapacağım. Nevzat'ın istediği bir şeyi okuyayım çok okumam şart. Benim kitabım sen değil mi? Hayır. Bu başka bir e, oku, okuyacağız. Daha vakit var Peki, nasıl olsa. Hayır bir şeyler deyince ben evet, Hayır bir şeyler okuyacaksın. Yalnız e, yok. Bir yerde ben, dedir, ben her zaman e, yok. öyle güzel davranırım ki herkese verdiğim söz hakkı Emre Bey'i hiç konuşturmadık. Ne? Evet, <laughs> benim de diyor ki Günsel Hanım gene Ben emine izliyorum tatlı tatlı. Evet tatlı. evet tatlı tatlı izliyorsunuz. Siz tatlı tatlı arkadaşınızın kitabını okumasanız da Bugün bir kitap günü oldu böyle oldu ama çok iyi adam. E... Ne zaman kitap? Kasım, Kasım ayında mı? E, tanıdığınız kadarıyla, tanıdığınız değil, birlikte yaşamışsınız anneleriniz arkadaş. E, Serhan değişik bir çocuk değil mi? Evet. Çocuk diyorum. Çocuk olur. Bir kere çok titiz ve çok çalışkan ve e, görsel ve duyusal bütün e, şeyleri çok açık. ...ve ciddi bir adam şimdi şöyle... bana biraz Serhan'ı. Serhan'ı. Ee, bana Serhan'ı anlattırmayın ama bir yarattığı bir şey anlatma... lütfen, anlatayım lütfen ee, böyle bazı insanlar vardır ee, çok kolay ilişki kurabilirsiniz derinleşebilirsiniz falan Serhan'ın doyanları çok güçlüdür ee, çok kolay açar çoğu zaman kendini, ee, çok rahat nüfuz edebilirsiniz e, ona. Fakat asıl ilginç olan bence araya bir buçuk yıl zaman girebilir. O Hı. bilmem nerede bir burs almıştır, Berlin'dedir. Ben bilmem neredeyimdir. Böyle iki sene sonra bir yerde karşılaştığınızda bıraktığınız yerden devam, devam etme. Bu çok insanın başına gelen bir hoşluk değildir. Ben nedense, mesela Nevzat'la Serhan'ın ritmi benim Serhan'la olan ritmimden daha yüksek bir frekansa sahiptir. Ama ben de demin dediğim hisse hep yaşarım. Aradan şu kadar zaman geçmiştir ve trak bıraktığımız yerden devam ederiz, o o çok hoş Güzel bir şey. Güzel bir dostluk. Ve demin çocuk dediniz. Evet. O doğru. Muhtemelen bir türlü büyüyemiyoruz. <laughs> bunu bunu beceremiyoruz. Şimdi bu yaşlara yani gelince... Yani saçlar beyaz, sakal bilmem ne falan ama... I -ı. <laughs> bu yaşlara gelince belki Serhan da öyle bir bana... Hani ben de Türkiye'ye geldiğimden beri tanıyorum ve çok saygı duyuyorum. Estağfurullah. Ee, çok e, samimi olmasak da e, ona karşı büyük bir sempatim ve saygım sonsuzdur. O e, çocuk demek e, yaşlanmayan bir adam manasına söylüyorum. Tabii tabii. tabii yaşlanmayan hepiniz için de Nevzat Bey için de onu söyleyebilirim. Ben sizi düzeltmiyorum Ama... onaylıyorum hayır, Ya devam. Hayır onayladığınızı biliyorum ve... Hayır seyircilerim için bunu Hı. anlatmaya çalışıyorum. Biz aramızda çocuk diye konuşuyoruz. Biz çünkü biz de çocuğuz ve yaş almıyoruz. Ruhen yaş almıyoruz. Beyazlanabilir sakallarımız. Ee, böyle bir e, sözcükle. E, konuştuğum için de seyircilerime anlatmak istedim. Siz aynı zamanda tasarım yapıyorsunuz. Ben yani, tasarımcıyım. Bir grafik tasarımcı. Yapıyor musunuz hala? Devam ediyor musunuz? Tabii. Yıllardan beri tabii, tabii. Bu, bu iş olarak mı? Gerçekten sevdiğiniz için mi yapıyorsunuz? Ee, tabii ki sevdiğim için Hı. yapıyorum. Yani sevmediğim hiçbir işi yapmamak gibi bir lükse Tabii. sahip kıldım kendimi. Hı -hı. Ne yaptım? Hı -hı. Ettim, onu becerdim. Hı -hı. Ee, grafik tasarımcısıyım. Ee, hala profesyonel Hı -hı. olarak sürdürüyorum. Daha önce uzun süre reklam endüstrisinde çalıştım. Ajanslar... Vakıf var. Oraya geleceğim. Evet, onları da anladım. Ee, daha yeni tasarım... Öğretmenliğinden emekli oldum öyle diyelim. Nerede öğretmenlik yapıyordunuz? Öğretmenlik değil yani Mimar Sinan yani, Üniversitesi sizinle, hocalık, hocalık yaptım yaptınız. grafik tasarım bölümünde. Evet. Oradan da emekli oldum zaten. Ee, i̇kili bir şeyi sürdürmeye çalışıyorum yani bir yandan grafik tasarımla uğraşıp profesyonel işler yaparak, bir yandan da işte bir e, çağdaş sanatların bir yerinde. ...durmaya çalışarak, ürün vererek e, bir yaşam sürdürüyorum. Demin sözünü ettiği bir vakfı yönetiyorum. Nedir vakfı? Emre Senan Tasarım Vakfı adı. Ee, orada Nevzat'la da e, 15 senedir neredeyse süren bir işbirliği içindeyiz. Ee, İzmir'in bir köyünde hmm. e, her yaz e, üniversite öğrencileriyle dünyanın dört bir yanından gelmiş tasarım öğrencileriyle evet. 15 15'er günlük atölyeler yapıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. İzmir'in hangi bölgesinde? İzmir'in Dikilisi'nin Dikilis. bir köyü. Yaşı Bey köyü. evet. Güzel. Küçücük bir e, yörük köyü. 15 seneden beri mi? 15 seneden beri. Bayağı bu, da olmuş. Evet. Hmm. evet. Nevzat Bey. 15 neyse. senedir Nevzat. Beraber. Vakıf daha eski değil mi? Yok, o kadar. Oldu. Aynı mı? 15. Sene. Başkaları da var mı? Mesela ben 5 senedir ne olur ben de yapayım diyorum yapamıyorum. Gayet ciddi kriterler. Ciddi önemli, önemli <laughs> yani. ciddiyet ciddiyet onu oraya getirmiyor. <laughs> Aynen. Yazdan yaza yapıyoruz. Ee, öyle yani çünkü öğrencileri ancak o zaman. Bir senede ne kadar öğrenci geliyor? Şöyle söyleyeyim size çok böyle vakıf tanıtma şeyine dönmesin ama. E, Hay bunlar o 15 kadar er, güzel hadiseler ki. Evet, güzel bir hali. Aksedelim. 15'er günlük atölyeler yapıyoruz. Bir yapımız var, Nevzat Sayın'ın tasarladığı bir yapı. Bu proje için yapılmış bir yapı. Öğrencilerin kaldığı ortak çalışma alanları, ortak yatakhaneleri, işte mutfakları olan bir yapı. 10 öğrenci kapasitesi var. Oraya 15 gün boyunca geliyorlar, kılıyorlar. Başlarında çoğu zaman onlarla birlikte orada yaşayan bir proje lideri oluyor. Ee, o yürütücü, oradaki atölyeyi yürüten bir kişilik oluyor. Bu kişilerde çoğunlukla gerek Türkiye'den gerek yurt dışından kendi disiplinlerinde sözlü olan, iyi işleri olan ee, bir tasarımcı olarak dünyayla, mesleğiyle... derdi olan insanlardan seçiyoruz. Bir ön hazırlığı mutlaka oluyor her atölyenin ve 15 gün boyunca... orada... o yürütücünün... seçtiği bir... tema... konu her neyse, onun üstünde çalışarak... bir sunum yapıyorlar. Ortaya bir çıktı... Evet. E, ...konuyor öğrenciler tarafından. Bütün bunları iki dilli yapıyoruz. İngilizce ve Türkçe. Çünkü... ...öğrencilerimizin, oraya gelen öğrencilerin... ...yüzde otuz kadarı yurt dışından. Çin'den, Arjantin'e kadar... ...öğrenci geldi, geliyor hala. Ee, Çin'den artık zor gelir herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, vallahi bu sene... 46, 47 ve 48. atölyeleri yapacağız. Bravo. Şöyle hesaplayın işte 10-15 yıl boyunca. Bravo. E, 45 deseniz 10 öğrenciden ki çoğu zaman 10 öğrenci sınırını aşıyoruz. E, böyle bir istatistik çıkarmıştım ben. E, 600'e yakın öğrenci gelmiş bugüne kadar. E, toplam 2 yılı bulan iş günü çalışmışız. Yani... Son 15 yılımızın net iki yılını o atölyelerde çalışarak geçirmişiz. Ee, Emre tevazu sahibidir söylemiyor ama her şey belgeleniyor bir de. Ya, Kitaplar, her yayınlar şey filan. O belgelenmek ve. Şöyle iki tane ha. kitabımız var. Hı -hı. Ee, i̇lk 40 atölyenin sonuçlarını Hı -hı. ortaya koyduğumuz. Ee, 2018 yılında iki tane sergi açtık. 10 yılın hesabını vermek üzere. Bir de sürekli canlı tuttuğumuz, bütün malzemeyi sunduğumuz, gerek öğrencilere, gerek akademisyenlere veya tasarım profesyonellerine sunduğumuz bir web sitemiz var. E bu da zaten benim zamanımı e tamam, aile hocam, şey zaten yapıyorum. yani noktayı koydunuz, ya, <laughs> imzanızı atmışsınız. Şu hayatta yapılacak en güzel şeyi yapıyorsunuz. Bir vakıf sahibi ve... Şimdi ben size kendimden çok bahsetmek gibi olacak ama e, bir şeyimi anlatayım, ve tuhaflığı anlatayım. E, ben İvris Köy Enstitüsü'nde doğdum. Benim annem ve babam öğretmen. Evet. Ve bir köy enstitüsünde doğmuş bir bebeğim ben. Gerçi ben doğmuşum. Birkaç ay sonra köy enstitüleri artık tedavülden kalktı. Evet benim hem anne hem baba tarafında bütün aile fertleri yani akrabalarım özellikle anne tarafında hepsi öğretmen. Ya. Hepsi öğretmen yani öğretmen olmayan birisi ailede böyle bir anomali halinde. Ee, ben de üniversite okurken kendime bir söz verdim. Ben öğretmen olmayacağım dedim. Gittim üniversitede hoca oldum. Bu Ve emekli oldum işte hala bu e, vakıf e, öğrenciler atölyeler. Yani tarihi bir simayla baş başayız anladığım kadarıyla Yok, Efendim hayır, Şimdi anne baba köyün üstleri oradan. Niye filan... öyle diyorsun? Ya bu, bu yani. ne kadar hoş bir hayat hikayesi. Evet ben Çok ben memnunum böyle bir, bir hayat hikayem olmasına. Bu çocuklarınız da inşallah daim ettirir devam ettirir. Hoş bir, ee, Onlar pek e, öğretmen almayı e, e, niyetli hayır, değil ama vakıf var. Olmasa işte. da vakfı evet. devam ettirmek evet. onların da evet. vazifesi herhalde. Evet. Görüyorlar ailenin nasıl. Çok memnun oldum böyle bir e, olayınızı ve aile olayını hmm, paylaştığınız sağ ol, sağ ol. için. Nevzat Beyciğim size söz vermek istiyorum efendim. En son size kitaplarınızı da okutacağım efendim. Nevzat Bey siz Türkiye'ye mal olmuş ve şahane bir ee, tasarımcısınız. Sizin eserinizi gördüm mü bu M Nevzat Bey'in yapmış olduğu eserdir. O kadar kimlikli ve gerçekten bayılıyorum diyeyim. Şimdi hem ticari işler yapıyorsunuz bir yandan da tabii çok severek hani imzanızı böyle Allah Allah diye attığınız işleriniz de oluyor. Her iş sizi tatmin ediyor mu? Bir onu soracağım. Bir de böyle hakikaten benim yapmak istediğim deyip de gerçekten aldığınız ve yaptığınız işler vardır. Şimdi Yok, siz sanatçısınız ya. Mimarlık ya çok önemli bir meslek. Meslek demeyeyim bir yaratılış o da. Mimar olan her şeyi yapar. Mimar Keşke her kurumda bir mimar olsun. Resim ve heykel bile yapar yani. tabii ki canım. Hayır, <laughs> yaptı yeni <gülüyor> de. <gülüyor> daha, 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 daha yeni yaptı. yaptı. Daha da iyisini yapar. Ya yani mimarlık çok özel e, bir e, eğitim diyeceğim. E, herkesin üstüne yakışmıyor tabii ki. Üstüne yakışanlar var. Yakışmayanlar var. Siz onlardan birisiniz. Bir şey yapmak istediğiniz zaman gerçekten ben o o onu yapmak istiyorum dediğiniz zaman yapabiliyor musunuz? Maddi manevi sistem ülke yaptınız mı böyle bir şey. Bana bir örnek. Ben ben şanslı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Hı. Evet. Çalışman yani çok mısınız? büyük evet. bir çoğunluğu yani yapabildiğimiz şeylerin çok büyük bir çoğunluğu yapmak istediğimiz şeye çok yakın. Oh. Tümüyle tümüyle onu gerçekleştirdiğini söylemek büyük iddia olur ama önemli bir bölümü istediğimiz şeye çok yakın yerde duruyor. Ama yani tam dediğiniz gibi her zaman bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bunlardan bazılarından biz çekiliyoruz. Bazılarını bırak yani oradan ayrılmanızı gereken zamanlar oluyor ne yazık ki. Ama ben kendimi söylediğim gibi şanslı görüyorum ve epey bir şey yapabildiğimi düşünüyorum. Şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce söylediğiniz gibi e, mimar, mimarlık da e, genellikle sanatla epeyce şey yapılır, İç içe anlaşılmaya çalışılır. Fakat bizi ayıran çok temel bir fark var. Ya yani mimarlık daha üst mimarlık. E, tabii. Şimdi ki. bence. İtiraf edeyim ki daha hangisi daha üst bunu söylemek Hadi zor itiraf olur. İtiraf edin, her şeyi konuşacaksınız. <laughs> <Peki. gülüyor> ne öyle ama bir konsepti yok. Ama çok farklı olduğunu düşünüyorum. Fark şurada. Biz ikna edici olmak zorundayız. Ve üstelik bu ikna ediciliğimiz daha işin en başında olmak zorunda. Varsayalım ki 100 bin metrekare büyüklüğünde bir yapıyla uğraşıyorsunuz. Bu kadar kapalı alanı var. Ve bir grup insana, bu yapıyı sizden isteyen bir grup insana, bunun tam da istedikleri yapı olduğunu anlatmanız gerekiyor. Şimdi hiçbir sanat eseri böyle kurulmuyor. Tabii. Dolayısıyla bu ikna edicilik bölümü, inandırıcılık bölümü bence bizi sanatların döbür alanlarından ayırıyor. Yani mimarlık gerçekten de sanatla değme noktaları olsa bile mimarlık mimarlık olarak anılması gereken bir şey benim için böyle. İkinci önemli konu var. Siparişle başlıyoruz. Yani mimarlığın düşüncesini oluşturmak için tabii ki arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle bu işi bizden önce çok daha iyi düşüncelerle ortaya koymuş insanlarla tartışmalarımız, konuşmalarımız, hesaplaşmalarımız ve kendimize ve dünyaya ve mimarlığa dair kendimizi geliştirmemiz tabii ki var. Ama mimarlık öyle bir şey ki benim için mimarlık, onun kendi turunu tamamlamadıkça anlayabileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla kendi turunu tamamlaması için onun yapılmış, kullanılıyor ve ortada olması gerekiyor. O o zaman ancak yani yaptığınız şeylerin sayısı yeterince var ise yapmadığınız şeyler üzerinden de konuşabiliriz orada. Şimdi böyle bakınca gerçekten de çok zor bir süreç. Çok uzun, çok, çok yavaş ve hani dünyada birçok teknolojinin ne kadar geliştiğini düşünürseniz eğer bunların içerisinde mimarlık ve inşa etme üzerinden anladığımız mimarlık ya Mısır piramitleri nasıl yapılıyorsa bugün de hala neredeyse o, o kıvamda yapılar yapılıyor. Şimdi böyle düşündüğünüzde epeyce sancılı bir yer burası. Ama e, ara bir yol bulmak, içinde yaşadığınız ülkenin koşullarını gözetmek, sizden istenenlerle yani, olması gerekenler arasında konuşmaya devam ettin, bir geri, efendim, e, noktayı soğuması. bulmak o kadar da kolay olmasa bile becerilebiliyor bence. Birbirimizin işleriyle evet. ilgili konuştuğumuz için ben e, Nezat'ın herhalde son çeyrek yüzyıldır yaptıklarını e, bir miktar yakından diyebileceğim. Hatta yazdım hatta bir yazdığım da reddedildi evet, bir yayın tarafından. Bence takdim etmek istiyorum. Atölyemde de çünkü aynı şekilde sunum yapıyorum. Misafirlerime değer verdiğim için. Şimdi sizin anlattığınız o teknoloji. Bir, bir, bir tamam, şey söyleyeyim onun işiyle Buyurun. ilgili, o anlatsın teknolojiyi. Şö şöyle bir şey. Ve i̇nsanlar Nevzat Sayın'ın e, tasarlayıp gerçekleştirdiklerine baktıklarında genelde şöyle yorumlar yapıyorlar. Ya ben, ben de yapardım. Ne var bunda? Bönye var, var mı? var mı? Var var ama şöyle. E, ben süreci biraz bildiğim için bence e, bunda hiç konuşmadık şimdiye kadar ama ikili bir yaklaşımı var. Bir Zor bir işi istiyor. Bu tabi bir tür meydan okuma bir yandan. Evet. Fakat zor bir işi zorluğunu severek istiyor. Hı -hı. Bir de kolay bir işi de istiyor. Fakat onu kendisi önce zorlaştırıyor. Ama ikisini de en yalın noktaya getiriyor. Dolayısıyla bakan sanıyor ki yola çıkar çıkmaz ben bunu yapsaydım buraya varırdım. Oysa bilmiyor ki arkasında o kadar Sade bir yere getiriyor ki meseleyi. Hani var olan koşullarla uyum, değdiği toprakla olan ilişkisi falan O kadar sade bir yere getiriyor ki bakan gözü yormadan yapıyor. Bu benim yorumum. Şimdi Pardon, bu sanatsal oluşuyoruz. taraf, şimdi senin söylediklerine aynen katılıyorum. E, o sadeliği yakalayıp bu topraklara mahsus bir kimlik olduğunu da anlıyorsun. Benim bakış açım sadece bu. Ne teknolojiden anlarım, ne içerisindeki borusu, suyu, <laughs> neyse duvarı, hangi malzemeden yapıldığı değil. Ben Nevzat Sayı'nın sadece bitmiş eserlerini bildiğim için daha sını bilmiyorum ben. Nasıl bir prosedürle yapıldığını da bilmiyorum tabii. Dışarıdan bir göz olarak da. E, o kimlik... Ve bu topraktan çıktığının hissini verebiliyorsa bana kopya değilse orijinalliği ve özgünlüğünü hissettirebiliyorsa benim için e, ne diyeyim e, madalya takılacak bir adam yani. Yani <laughs> hani yaşayan hazine ünvanı alabilecek bir mimar bence. Vay canına. <laughs> Şunu duymak yani çok iyi ama. Yani önermek isterim yani <gülüyor> birilerine. <gülüyor> şunu duymak Evet tan çok memnunum. Ha. Ya buralı olmaları evet. yapanların buralı olmaları benim fazlasıyla evet. önemsediğim bir düşünüyorum. Orada insanı, ben bir şey eklemek biliyorsanız istiyorum. Biliyorsanız buralı yeri... olduğunu anlarsanız, bilmiyorsanız kendi kültürünüzü anlamazsınız tabii. Evet. Bir de o var. Evet. Bizim Nevzat'la evet. e, insani arkadaşlık ilişkimizin dışında bir de işveren ve mimar ilişkimiz ha, de oldu. Evet. Üç Nasıl tane yapı efendim? yaptık beraber. Nasıl mesela? Ee, ben oradan ne çıkardığımı evet. deminki bağlamla evet. ilgili söylemek istiyorum. Nevzat'ın çok ilginç bir yanı var. Onu e, şeye de dökmüştür. Formüle edip kitaplarında da yazmıştır. Evet. İyi de anlatır onu. Yani Benim şimdi anlatmaya çalışacağımdan çok daha iyi anlatır. Evet. Coğrafyanın e, fısıltısını sözünü çok iyi dinler ha. ve e, ne işverenden ne başkasından ne orayı kullanacak olandan önce onlardan önce orayla o coğrafyayla o yerle hesaplaşıp ilk gördüğü hesap odur ondan sonra zaten gerisi herkes memnun olur o sonuçtan. İşte ben okumadım. O çok önemli. Onları. Bak bir şey. onları bilmeden söylüyorum. Çok... Ben dış gözle söylüyorum. Ben okumadım. Yani Nevzat'ın yapısını yani... Nevzat'ın evet. yapısını bir e, prototip alıp buradan alıp oraya koyamazsınız. Evet, evet, oraya evet, o bina yapılır. Evet, evet. Evet, evet. Evet. Ben müthiş. Kendimi tebrik ediyorum o zaman. Yani demek ki tabii ki kendi Toprağını seven, kendi kültürünü seven biri olarak ve okuyan biri olarak bunu hissedebiliyorsam, Ben her disiplini bilen biri değilim. Takip ediyorum sadece. Zaten takip etmek kadar da güzel bir şey var. Ama e, amatörlük kendi zaten değil mi? Sevmek, dışında sevmekten bir geliyor. Takip etmek seni besleyen bir konu. Daha çok ay bu bir saate şey yapmayacak yetmeyecek bu program buyurun efendim. Emre'nin açtığı yer bence çok önemli evet. coğrafya meselesi. Evet. Biraz önce İzmirli olmakla bir üçümüzü bağlayan bir evet. şeyden söz ediyordunuz. Bu coğrafya konusu da bence üçümüzü bağlayan şeylerden bir tanesi. Yani Serhan'ın çocukluk nesneleriyle bu denli uğraşıp bunları okunur bir hale getirmiş olması... Emre'nin çağdaş sanatla işte şöyle uğraşıyorum dedi alt perdeden söylediği şeye bakmayın. bakmayın. <laughs> Şu anda bir sergisi var ve yani e, Serhan'ın çocukluk nesneleri dediği şeyin e, şey e, Emre için büyüklük nesneleri olarak bir serginin duvarını kaplıyor olduğu gibi. Ah, şimdi bu. Canım. Şimdi ben biraz önce söylediğiniz gibi. Burada, orada, tam da o noktada yapılacak olan şeyin peşindeyim. Dolayısıyla belki de böyle çok derin bir bağ oluşuyor orada. Yani illa çok orijinal, o güne kadar görülmemiş, görünce insanların vay canına diyeceği bir şeyle uğraşmak yerine hep yapıla geldiği gibi yapmak, o yapıla geldiği gibi yapılma halinin içine girmek, ona bir şey daha eklemek, Hatta kimi zaman başkalarına benzemek, baş, başkalarını taklit etmekten çekinmemek. Ama buradaki taklit tabii, tabii. nesnenin birebir taklit edilmesi değil de düşüncenin taklit edilmesi. Yani mimesis dediğimiz şeyin peşinden giden. Ya Bunlardan sakınmayınca biraz önce hani amatörlük için söylediğimiz insanın kendine yapmak gibi çok büyük bir lüksü oluşuyor. Yani bu bulunmaz bir nimet ve... Ee, ve şeyin far çok iyi farkına varıyorsunuz. Ee, nerede olduğunuzun, ne yapmakta olduğunuzun, kime yapmakta olduğunuzun, bunun ne kadarından vazgeçip ne kadarından asla vazgeçemeyeceğinizin, vazgeçmeniz gereken şeylerin sayısı artıyorsa onu hiç yapmamanızın en hayırlısı olacağınızın ayırdığına vardığınız yer bence burası oluyor. Bu size alıp o bulunduğunuz yerde iyi hissetmenizi sağlayan şey oluyor. Yani Bence çok önemli bir şey Emre'nin açtığı bu Benim coğrafya sesi. Benim için de Nevzat'ın söyledikleri için de en önemlilerinden biri niçin yaptığınızı demedi. Çünkü yapıyoruz zaten bunun için Hı -hı. yok. O, o soru yok. Cevabı olmadığı gibi soru da yok. Yapıyoruz. Yapıyor, yapıyor. Nasıl yaptığımız çok önemli. Evet. En çok önemli bir şey bu. Asıl yani. o. Vallahi bu bir ders konusu. <laughs> Bunu böyle e, üniversitede mimarlık fakültesi kültür tarihi bölümü grafik bölümünde şu üçlünün konuşmasını ders olarak böyle dersler hap gibi ya. hap gibi vermeye lazım. <laughs> Yahşi Bey hep bunları konuşuyoruz bu vakfımızda. Bu kadar önemli bir şey, önemli bir konuyu açtınız ve üç arkadaş birbirini de e, met ediyor diyeceğim değil esasında o kelime değil. Üçü birbirini o kadar iyi tanıyor ki birbirlerini irdeliyorlar. Birbirleri hakkında yorum yapabiliyorlar. Şimdiki toplumda birbiri hakkında konuşmak diye bir şey bile kalmadı. Böyle ya sohbet çok yazık, diye evet. bir şey kalmadı. Ee, bir araya gelince hani Fasafiso ve işte Gündem ve herkes telefonunu eline alıp e, yok olan bir şey üzerinde e, zaman geçiriyor duyularımız bütün o e, işte beş duyumuz kapandı gitmek üzere bunları örnek olarak vermemiz lazım ki gençliğe şimdi böyle de birazcık abla ve şey büyük havalarında konuşuyorum ama tadını alırlarsa bu e, sohbetin tadını almak diye bir şey var herhalde devam ettirirler. Çünkü bu dijital ortamda öyle bir tat yok. Mutsuzluk, huzursuzluk ve güvensizlik denen bir ortamda yaşıyorsun. İnsanın insana değmesi, insanın insana dokunması ve farklı disiplinlerin bir arada olup birbirlerine faydalı olabilmesi de ne kadar önemli bir şey. Çok. Bir arada bir şey Büyütüyor. yapmıyor. Evet. Bir arada bir şey yapmıyorsak Bence sonunda yapmamış oluyoruz. Çok çok ilginç yani çok azalıyor yaptığımız şey. O bir aradalık bence çok önemli. Bunun sanatın tarihine baktığımızda ne kadar güzel örnekleri var. Çoğu bir arada yapmanın. Değil mi? Evet efendim. Bu bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Tam bu konuştuğumuz yerden, yer, yerin çok başka bir çerçevede şu sıralarda yeni açılan bir sergi var. Ben bugün gördüm. Henüz açılmamıştı. Evet. Cevdet Erekin. Evet. Altardaki Bergama'daki Zeus altarı üzerine yaptığı bir iş. Hı hı. Bergama, Berlin, İstanbul, e, Zeus, altar e, ve bu tam böyle e, konuştuğumuz bu coğrafya meselesinin e, dar anlamda ve çok geniş anlamda e, ele alınmasının bence harika bir şey, bir hı örneği, yani, yani, bir örneği ve Selen se'nin şey küratörlüğünü yaptığı bir hı. iş. Ve onun görülmesi bence çok tam bu konuştuğumuz çerçevelerde de bakılabilecek olan bir şey olur. Evet, arterin de farkında olunması henüz evet. <laughs> çok yeni tabii. Ee, öğrenciler herhalde e, sanat ve kültür üzerine. Her konuşan... gün oradalar. <laughs> Öyle mi efendim? <laughs> ben öğrencileri elinden tutup götürüyorum. Çünkü gidin görün dediğiniz zaman gitmiyorlar. Ee, çok nadiri gidebiliyor. Onun yerine yapılacak çok işler var çünkü e, sözde. E, kendim de gittiğim zaman onlarla birlikte içime siniyor. Hani vardır ya e. hani müdür hanım gibi ama öyle olması gerekiyor. Ve sonra da gerçekten hocam ne kadar güzel bir yerler varmış. Neler varmış diye sorgulayan bir iki kişi de olsa insanı Mutlu ediyor. Bu Hı. da bizim e, kendi kendimize işte tatminimiz oluyor efendim. Çok az zamanımız kaldı, 10 dakika. Ben şu kitaptan efendim birazcık e, bize sözcükler. Ben istekte bulunuyorum. Lütfen ne? istekte <laughs> bulunun <Güzel>. hadi. Kurabiyadis <laughs> diz Peki. 14. sayfadan okuyacağım. Evet. Yazar kendi kitabını okuyor. Wow. Ee, Ekim 12. Kurabiyades amigdales kızların gölgesinde olan Marcel için. Bademin acısı acıtır mı dama? Tek çocuğun tekliği ödül değil, sessiz eza. Fezanın en karanlık ışıltıları altında, tek köpek avlayışı çift çakal uluması arasında. Donuk, ayak yolunu bulabilmek. Sarı 25'lik ne alır bisküvi yorgunu dama? Aritmetik soğukluğu bir nevi ritim bozukluğu olunca şimdi burada uzun anlatması kim bulacak uzanacak divanı? Cebir halletmekten fazladır Yunan'ın harfleri. Tutar götürür alt bilincin geometrisine ekşir turşulaşır gününü bekler sigma. Günlerden bir gün vakti gelince kim bilir hangi renkle. Silkinir sigma, çoğalır kurabiyenin sonunda. Hemşerim Roza'nın esrik ayak sürdüğü çiş veya kokan Atina sokağında. Tek gidip ulu palmiyenin altına iskeleden anne bekleyen çocuğun teklik ödülü koca acı badem, yapşak dudağı afiyet şişmeyecek bademciye muafiyet ısırılıp tane tane yutulmadan bademin acısı acıtınca damağı kim tutar uyanmış dimağı mazur gör Marcel uzun yazmamayı ben senden öğrendim. <gülüyor> wow. <gülüyor> Kendi içimde anladığım ve hayal kurduğum ve resimlediğim bir şiir. Evet. Resimliyorsunuz. Emre bu bademi de biliyor ayrıca. Biliyor yani. mu? Ha? E tabi yani. Deminki Ankara şeyleri. pastanesi, İstanbul tabii. pastanesi mi? Pastaneler de o zaman İstanbul-Ankara diyeydi. Yine vardır ama İzmir'de de bazı önemli ve e, eskiden beri devam eden fırınlar ve pastaneler. Tabii tabii. Niye tabii, bunu tabii. istedin Nevzat? Evet niye istediniz? Bu, bu şey benim bu kitapta ayık kendime ayırdığım bazı şiirler var. Onlardan bir tanesiydi bu şiir. bit bir yerini biraz önce şey dediniz ya Serhan konuşurken onun ifade gücü ya da yeteneği üzerine bir şey söylüyordunuz. Aslında şiir yazmanın ya herkesin yapamayacağı bir şey olduğunu düşünerek çok önemli olduğunu düşünüyorum. bu Serhan'ın izniyle küçücük bir yerini okumak Tabii, istiyorum buyurun, bir Bence çok özet ve her şeyi söylememize yetecek kadar kısaltılmış bir sayfa. Şey. Sayfayı alabilir miyiz Emre? 47. Evet. 47. Gideceği saati bilse de insan bilmek istemez. İstedi, bildi, gitti. Bağrını açmadı ki her daim ıslak gitti işte. Bence bir şey daha nasıl söylersin? Daha nasıl söylerdi? Evet kısa, öz evet. ve paket veriyor yani. Bu kadar güzel. Kelimelerle çok güzel oynuyorsun. Sen ben bilmiyordum bu kadar güzel yazdığını. Pazar günü Pazar günü için de herhalde. Baş başa kaldığında demek ki bakar mısın? Ne kadar sakin. Kalem. Ne sakin. Kalem kağıt. <laughs> evet. Şiir de sakin. Çok. Bu tam şey. Serbest vezin mi deniyor buna? Ya yani serbest, karışık. karışık neyse. Şahane. Kısa, öz ve sade. Ara ara kafiyeyi tutturduğu yerler var evet, çünkü. Evet. <laughs> Gizli ya da açık bir biçimde. Şöyle geliyor bana. Hani o benim çok sevdiğimle az yeterlidir. Tabi. Hmm, tabii. Yani modernizmin Şahane çok büyük bir... lafıydı. Az tabii. çoktur. O çok iddialı. Çok Ama iddialı. az yeterlidir. Bence her şeyi anlatmak için çok iyi bir şey. Bu konu mimarlık olsun, konu sanat olsun, konu edebiyat olsun. Galiba çok şey, çok yani şurada bir yerde durmaya devam edecek. Nevzat'ın şey. söylediğini ben de başka türlü söylüyorum. Muhtemelen Emre de başka söyleyecektir. Ben de şöyle söylüyorum. İnsan gençken arttırarak üretir veya yaratır. Yaşlandıkça da eksilterek Ayıklı üretir. Yani. <laughs> seyrelterek diyorum ben. Seyrelterek üretir ve yaratır diyorum. Ben tam katılmıyorum buna ama. Yani bu olgunlukla ilgili bir şey bence. Yaşla da ilgili bir şey değil. İnsanın evet Ahmet'ten bahsettik oldan, mesela. Olgunluğuyla evet. ilgili bir şey. Yaşla değil yani. Erken olgunlaşan meyveler var. Aslında e, bu miktar meselesinde biraz katılıyorum Serhan'a. Tamamen değil ama e, hatırlarsınız gençliğimizde yani gençliğimizde de bu meselelerle ilgileniyorduk. Ve o zamanın en böyle e, ateşli konularından bir tanesi sanatın ne için olduğuydu. Yani böyle iki taraf vardı. Sanat toplum içindir. Sanat işte sanat, sanat içindir falan. Oysa işte hepimiz 60'lı yaşlarımızdayız. Yani bu kadar uğraştıktan sonra benim geldiğim şey şu nokta. Galiba onlar için de öyle bilmiyorum. Aslında kendim için. Ha, yani ben? başkaları da bundan ne mağlanıyorsa ne ala. ala şahanesin. Bak, galiba ayındı. emin değilim. Yarın fikrim <laughs> değişebilir ama şimdilik böyle düşünüyorum. En azından yaparken öyle, şahane. yaptıktan sonra da. Evet, yaparken öyle. Evet. Aa evet. ben ne yaparsam önce kendim için yap. Bu bencillik değil. Değil. değil, değil. değil. Yani Yahu. Başkasından bir şey sakınmak bir biz falan diye Haz değil. almak için yapıyoruz. yani Haz alıyoruz bir de yaparken i̇şte mutlu oluyoruz Başta böyle. amatörlük <laughs> dedik ya amatörlük tamamen bu zaten yani değil dürüstsünüz mi? bir kere başkalarına Haz almadığınız bir şeyi tırnak içinde evet. yapmamış ve satmamış yani sunmamış oluyorsunuz. Ticari yapılan işlerle işte bu gerçekten e, ne diyelim kendin için Amatörce, amatör. Bu kelime de güzel değil esasında. Başka kelime. Amareden mi? geliyor, sevmekten ha, geliyor. Sevmekten geliyor, fena Bir geliyor, şey değil, değil aslında. Ay Türkçe anlamı aa. bazen şeydir ya. E, Aman amatör filan değil aa, mi? <laughs> Aman böyle hep böyle bir aşağılama kelimesi olarak addedilir. E, şahane bir duygu bu esasında ve bu çok büyük bir lüks değil mi? Tabii. Tabii. Yapabiliyorsunuz kendiniz Hı. için, üretebiliyorsunuz ve toplum tarafından veya çevre tarafından da beğeniliyorsun. Evet ama bu evet. da böyle eee bir lüks bu. Böyle yaparsın. Bu da bazı şeylerden vazgeçmeyi Vaz gerektiriyor tabii. tabii. Ya zaten vazgeçmeden iyi bir şey yapılamaz. Ya, başlanamaz. başlanamaz. Bir bölümü şeyden yapmaya. tamamen vazgeçeceksin. Bu her neyse. Yani onun hepsini aynı şiddette, aynı yoğunlukta, aynı dolulukta yapmanız böyle bir şey yok, böyle bir gerçeklik yok, yok. ki. Ya yani insanın asıl yaptığı bir şey var, sonra diğerleri onu destekleyecek ya da oradan desteklenecek diğer şeyler var. Yani hepsini aynı yoğunlukta yap. Ya nasıl birisi olabilirsiniz ki bunu yapabilirsiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Ama siz aynı yoğunlukta birçok şeyleri yapabiliyorsunuz. Bana öyle geldi. O zaman. bir deformasyondur olsun. İyi <laughs> <laughs> bir şey değil yani. Ama şu ara kitap yazmak o hep var zaten hayatınızda. Tabii ki kuratörlük falan falan da yapıyorsunuz değil mi bu bu tür şeyler yok mu belki gelecekte, gelecekte yapacağım ama Sanki sadece yapıldı. sevdiğim işleri e, sevdiğim insanlarla iş yapmayı seviyorum. Sevdiğim işleri yapmayı seviyorum. Bu da bir lüks. Bu da bir feragat gerektiriyor. Hı hı. E, estağfurullah küratörlük iddiam olamaz. Yo ben sizin yapabileceğinizi zannediyorum ve iyi izliyorsunuz çünkü dünyayı izliyorsunuz kendinizi izliyorsunuz hayatı izliyorsunuz bakın bu kitaplar hayatı izlediğinizin zamanında Nevzat'ın da olduğu yayın kurulunda olduğu ve artık aramızda olmayan arkadaşımız Samihi de rahmetle burada anabiliriz evet. Fol diye ya, i̇nsanların zamanında kızdığı, ne yapacağız bununla dedi. Dergi çıkarırken bir de... Bir meçelik bir dergiydi değil mi o? <laughs> <Evet>, yaklaşık <laughs> olarak. Merak dergisi diye Efendim, tanımlamıştık. Efendim maalesef vaktimiz doldu. Ne güzel. Üç İzmirli birbirini seven ve birbirini hakkında güzel konuşabilen dostlara teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, sevdiniz değil mi sevgili seyircilerim? Haftaya görüşmek üzere.